2014 yılı içerisinde 453 milyon... 3 ayda bir yapılan ilk koordinasyon kurulu toplantısı Devecan Kültür Merkezi'nde Vali Dursun Ali Şahin başkanlığında gerçekleştirildi. Yerel yönetimlerin ise yerel yönetim kuruluşları ise 18 milyon TL tutarında yatırım harcaması yaparak %48'lik bir nakdi Edirne Devecihan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen koordinasyon kurulu toplantısında ilk olarak Karayolları Bölge Müdür Yardımcısı devam eden projeleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Keşan Kaymakam Vekili ise Beğendik Belediyesi Keşan arasındaki bağlantı yolunda çok fazla trafik kazasının yaşandığını, bu bölgeye karayolları tarafından sinyalizasyon çalışması yapılmasını istedi. Son 3 ayda ortaya çıkan trafik kazalarında 15 yaramız var sanırım. En son bayramları sana saymıştım. Sadece nasıl sonuçlandı varsa bir palyoyu 10 kişi binmişti. 10 yaralımız vardı. Bizim Karayolları Bölge Müdür Yardımcısı'na istirhamız şu sayın bayan. Buraya yönelik biz yazımızı size geçen hafta itibariyle gönderdik. Mümkünse sinyalizasyon. Bu mümkün değilse en azından bu yanıp sönen sarılanmada bir de Beğendik Beldesi'nde İpsala Keşan Karayolu'ndaki bağlantı noktasında bir nokta var. Biz yazımızda onu da belirttik. Onu bir incelerseniz orada tahmin ediyorum katkısı olur diye düşünüyorum. Varsa demin sayın hanım. Bu her zaman için bize yansıyan bir konu. Çünkü bizim sahillerimizde 100-150 bin nüfus yaşıyor. Meşhur Erikli Keşan Karayolu. Bununla ilgili 2015'te bir şey yapılabilirse talebimiz de bu. Varsa Enes Belediye Başkanı Abdullah Bostancı ise Keşan Enes yolunun bozuk olduğunu, karayolları temsilcisinden söz konusu bölgenin yapılmasını talep etti. Bu hızla 10 senede bitmez. Çünkü bakıyor bu nereden kaynaklı bilemiyorum. Sene geçti. Nisan ayında teslim edildi tahmin ediyorum. Enes'i İstanbul unutmaya başladı. Biz Enes'i tanıtmaya çalışıyoruz. Bu konuda hızlandırma imkanı yok. Enes'i İstanbul'da yetmeye başladı. Şimdi efendim İstanbul Enes'i unutmaya başladı. Enes genel giden o yolda çok zahmet çekiyor. Şöyle 54 kilometrelik yolu Beyköy'den vermişler. O yol inanın toprak yol daha iyi konumda. Son derece arabanla gittim, geçemiyorum. Çok sıkıntımız var o konuda. İnsanlar Erikli'ye gidiyor, geri dönemiyor. Yol çok kötü yani. Yıl sonuna kadar orası inşallah. Devlet Demiryolları 1. Bölge Müdürü de koordinasyon toplantısında katılımcılara bilgi verdi. Bölge Müdürü hızlı tren projesinin hazır olduğunu ancak kaynak bulamadıklarını 2017 yılına kadar tamamlanacağını ifade etti. Anadolu yakasına. Şu anda yüklemiş, devam ediyor. Feribot'la beraber devam ediyor. Çok, çok güzel. Biliyorsunuz yakın zamanda yüksek hızlı treni açtık. Bendiyar'da geliyor ve şu anda yer bulmada da sıkıntı çıkıyor. Çünkü yeni setlerimizi alıyoruz. Bunu inşallah az önce arkadaş söyledi, bu tarafa uzatacağız. Ulaştırma bu hatta belki 3 hafta çıkacağız. Devlet Su İşleri 11. Bölge Müdürü Adil Sabancı da çalışmaları ve süren projeleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Toplam proje bedeli 1 milyar 285 milyon TL. Bunun önceki yıllar harcaması 174 milyon 500 bin TL. Bu seneki ödeneğimiz 116 milyon 378 milyon TL. Bu barajlar dahil mi? Barajlar, sulama, göletler, taşın koruma ve içme suyu dahil. Ayrıca atık su arıtma, Keşan ve ilçeyi uzun köprü yaptığımız onlar dahil. Edirne Muhtarlar Derneği Başkanı İrfan Tasmalı da Devlet Su İşleri Bölge Müdürü Sabancı'ya Çakmak Barajı ve Çömlekköy Barajları'nın inşaatının ne durumda olduğunu sordu. Çömlekköy Barajı'nın proje aşaması nedir? Bunu bize muhtar arkadaşlarımızla çevrenin köyleri çok sormaktadırlar. Bir de Çakmak Barajı'nın durumu nedir? O konuda bilgi almak istiyorum. İnşaat iadesini yapmayı düşünüyoruz Sayın Muhtarım. Çakmak Barajı'nı da ihbal inşaatı devam etmekte. Ancak bu sene ödeneklerde sıkı buz oldu bu sene bitirmeyi taahhüt etmişti. Yani ama veremedi, ödenek veremedi. Şu anda da göl suyu olarak verildiği için bu bin günde bin güne bölgemizin de 31 tane hatta 35'e çıkardık inşallah bitirmesi hedeflediğimiz göletlerimiz var. Bunlardan 33 tanesi, 32 tanesi Edirne iline ait bu göletlerimizin de. Ondan dolayı gelecek sene inşallah. Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren de koordinasyon kuruluna katılanlara devam eden projeler hakkında bilgi verdi. Evet, biz
büyük sinagog ve müştemil arttırmalarında Kazasker Salih Mescidi, Hasan Sezai Dergahı, Süleyman Paşa Camisi, Atik Ali Paşa Camisi, Çakır Ağa Camii, Uzunköprü'de Harun Koca Camisi, Halis Hatun Camisi, ayrıca bir hamamımız Beşer Sular Bey Camii'nin minaresinin onarında devam ediyor. Bunlar yıllara yaygın işler. Bu sene içerisinde Büyük Sinagog ve Gülşen Aşık Dergahı'nı bitirmiş olmayı planlıyoruz. 2014 yılı içerisinde